bir soruyla karşı karşıyayız. Paralel doğrularda açılar, doğrularda açılar konusuyla ilgili. Bununla ilgili bir sürü formül var, verilir ama formüllere gerek yok arkadaşlar. Formül bazen gerekmeden de çözülebilir. Örneğin şuradaki kırılma noktasından ben D1 doğrusuna bir paralel çizersem, aynı şekilde buradaki kırılma noktasından da bir paralel çizersem, bakın neler oluyor. Bununla ilgili olarak da sağa bakanlar toplamı, sola bakanlar toplamı eşittir diye bir formül var ama gerek yok. Bakın yaptığım şey şu. Şuradaki iç ters açıyı gördünüz mü? Burası 40 derecedir. Ve biliyoruz ki komşu açıların ölçüleri toplamı oluşturdukları büyük açının ölçüsüne eşittir. Dolayısıyla burası 60 derece ise üstteki parça 40 olduğu için burası 20 derece olur. Ve aynı şekilde bu 25 derece buraya iç ters açı olarak gelir. Bu 20 de buraya iç ters olarak gelir. Ve alfa 20 artı 25'ten 45 derece olarak bulunur. Herhangi bir formül kullanmadan.